Havayı ne hale getirmişler. Buraya kahvaltı yapmaya geldik. Kahvaltı o kadar kötü ki inanamazsınız. 2 euroya kremalı çikolatalı bir yiyecek var. İnanılmaz bir tuvalet sırası var. Yunanistan'da ayran fiyatları. Çil kurabiye güzel. 6 euro. Buradaki kurabiyeler 4,5 euro. Kavala kurabiyecisinin adı bu. Kavala kurabiyesi almak için bir yerde durduk. Burada ayrıca kahvaltı da veriyorlar. Fakat kahvaltıyı pek ben... Şu ana kadar memnun değiliz ama kavala kurabiyesi güzel. Yani kavala kurabiyesi için burada durulabilir. Yerin adı bu. Fiyatlardan bahsedeyim. Kahvaltı 6,5 euroydu. Peynirli poğaça 2,5 euro. Kavala kurabiyesi 6 euro. İçinde bayağı var. Daha küçük kavala kurabiyeleri de var. Çileklisi, tropikali. Onlar da 4,5 euro. Az önce ben size kaç verdim? İstemiyorsanız böyle tadımlı kurabiyeler veriyorlar. Gerçekten çok iyi, değer. Kavala merkeze geldik. Beğendin mi? Güzel. Şey, ben evleri çok beğendim. Ara sokakları. Evler çok eski ya. Ama ara sokaklarda çok... Bir depremde yerle bir olur. Manlılar kavala kurabiyesini çok bilmiyormuş. Kavala değilmiş zaten. Kavala başka bir şey değil. Hani başka bir şey diyorlar da. Unuttum, öğrenip söyleyeceğim. İnşallah, sağ olun. Burada restoranda çok güzel kalamarlar, kadivezler, ahtapotlar. Burada Roma'ya yani. Roma'ya. Aynen. Bir gün bir gece. Evet, aynen. Orada bölge yapıyoruz. Tabi yıllar aldı bugün gibi teknoloji. At arabalarından yayan, birisi giritten neymiş buranın adı? Neden adını görmüyorum? Bunun hepsi Yunanca. Hiçbir şey anlamadım. Zeytinyağı mı? Ha, koku gibi bir şey.
yaptın? Zeytinyağı sürüyorsun. Herkes elini sokuyor lan, iğrenç. Evet. O eskiden cami miydi o lan? Burada dileğini yazınca ya şu kutuya koyuyorsun ya da buraya onun için atıyorsun. Kabul olunca tekrar geliyormuş. Tekrar gelmen gerekiyormuş. Yazalım bakalım dileğimizi. Dileğimi çekme ama. Tamam. Ders koy. Bunun içine de ekmek atıyorlar. Ekmeğin üzerinde bir şeyler yazıyor.